bizimde saçlardaki beyazlık erken yaşlarda ortaya çıkmaktadır. 20 yaşlarında bile saçları ağaran insanlar bulunmaktadır. Erken yaşta ağaran saçları sadece genlere bağlamak doğru değildir. Çünkü bunun birçok sebebi vardır. Bunlardan ilki dengesiz beslenmektir. Bol bol meyve ve sebze ile beslenmeniz gerekmektedir. Stres de saçların erken yaşta beyazlamasına neden olabilmektedir. Zihninizi rahatlatacak aktivitelerle buna engel olabilmeniz mümkündür. Öte yandan beyaz saçı siyahlaştırmak için doğal ve etkili çözümler işinizi görecektir. Beyaz saçın siyahlaştırılması aslında bu etkili çözümlerle sanıldığından basit hale gelebilir. Peki doğal çözümlerle beyaz saç nasıl siyahlaştırılır? ve doğal çözümler saça nasıl uygulanmalıdır? Beyaz saç tekrar siyahlaşır mı? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için bu videoda derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Hindistan cevizi yağı ve limon suyu karışımı. Hindistan cevizi yağı ve limon suyu karışımı saçı koyulaştıracak reaksiyona neden olurlar. Limon, asidik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde kepek tedavisine yardımcı olur. Saç dökülmelerine karşı korur. Hindistan cevizi yağı, saç derisini besler ve her bir saç delinize nem verir. Saç, kırılmalara karşı daha güçlü ve sağlıklı olur. Hindistan cevizi yağı ile bir kaşık limon suyunu karıştırın. Nazikçe saç derisine masaj yaparak uygulayın. Bir saat bekledikten sonra, hafif bir şampuan ile yıkayın. Bunu düzenli olarak saç derinize uygulamanız, etkili sonuçlar almanızı sağlar. Siyah çay Siyah çay, beyaz saçları siyahlaştırmak için etkili sonuçlar sunan diğer etkili bileşendir. Çay, saçlarınızı güçlendirir ve kırıklarınız varsa onları onarır. Saçınızı besler ve mat rengini ortadan kaldırır. İçerisinde bulunan kafein, saç dökülmelerine sebep olan, DHT hormonunun salgılanmasını önler. 2 çorba kaşığı siyah çayı kaynatın ve limon suyuyla karıştırın. Yarım saat bekledikten sonra saçınıza sürün. Saçınıza masaj yaparak uygulayın ve 40 dakika kadar bekledikten sonra şampuan ile yıkayın. Bu işlemi en az 2 ay düzenli olarak yapmanız önerilir. İnt pektaşı üzümü tozu Bektaşi üzümü saça zarar veren serbest radikallerle savaşır. Günde bir bardak bektaşi üzümü suyu içmek sağlık açısından da yararlıdır. Saç derisini ve saçları güçlendirir. Saç tellerinin kırılmasını önler. Saçlarınız daima parlak görünür. Saç uzatmak için de bektaşi üzümü suyu kullanılmaktadır. Saç dökülmelerini önlemeye yardımcı olur. 2 yemek kaşığı bektaşi üzümü tozumu, 1 su bardağı hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Kisini bir tencerede kaynatın. Koyu kahverengi rengini alana kadar pişirmeye devam edin. Daha sonra, bir kapta bu karışımı saklayın ve saçınıza masaj yaparak uygulayın. Körü yaprakları Körü yaprakları, saçların erken yaşta beyazlamasını önler. Antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengindir. Özellikle demir eksikliği saçlarda erken yaşta beyazlamaya neden olur. Köri yaprakları demir açısından da zengindir. İçerisindeki B6 vitamini sayesinde saç dökülmelerine karşı etkili sonuçlar sunar. Saç köklerini güçlendirir. Bir demet köri yaprağını bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Daha sonra kaynatıp, yağını süzün. Soğuduktan sonra, saçlarınızın diplerinden başlayarak, uçlarına doğru masaj yaparak uygulayın. 40-45 dakika bekledikten sonra durulayın. Bu karışımı, haftada bir veya iki kere uygulamanız önerilir. Dilerseniz, köri suyu tüketerek de, saça olan faydalarından yararlanabilirsiniz. Yeşil çay Yeşil çay antioksidan açısından zengindir. Antioksidan, güneş ışığının ve hava kirliliğinin sebep olduğu serbest radikallerden korur. Saça uygulandığında saçın rengini korur ve saç dökülmesi problemlerine karşı etkili çözümler sunar. Saç derisinde oluşan pul pul dökülme ve kepek oluşumu gibi problemlere iyi gelir. Saç köklerini sağlamlaştırır ve yeni saç oluşumunu destekler. Bir fincan demlenmiş yeşil çay ile, bir çay kaşığı susam yağını, bir kaba ekleyin. Daha sonra, bir çay kaşığı çam terebentin yağını ekleyerek karıştırın. Daha sonra, fırça yardımı ile saçınıza uygulayın. Saçınızı streçte sarın ve 30 dakika kadar bekletin. Saçlarınızı şampuan ile yıkayın. Bu karışımı, haftada iki kere, düzenli olarak uygulamanız gerekir. Katalaz içeren besinler. Katalaz, saç pigmentini koruyan yüksek seviyede enzime sahiptir. Tatlı patates, havuç, kırmızı biber ve mantar gibi besinlerde bulunur. Bunun yanında sarımsak, soğan, brokoli, lahana, karnabahar gibi yiyeceklerde de katalaz bulunur. Bu yiyecekleri düzenli olarak tüketmek erken yaşta saç beyazlamasını önler. Yaşlanma ile ortaya çıkan beyaz saçları azaltır. Katalaz enzimi aynı zamanda yaşlanmayı geciktirir ve kronik durumları önlemeye yardımcı olur. Yine de bu gıdalar olası yan etkilerinden dolayı doktorunuza danışarak tüketmenizde fayda vardır. Ceviz yaprağı. Ceviz ağacının yaprakları, vunglu olarak bilinen madde içerir. Bu madde doğal bir renklendirici görevi görür. Ceviz yaprakları kozmetik sektöründe de sıkça kullanılmaktadır. Saçınızın parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Ceviz yapraklarını püre haline getirdikten sonra şampuanınızın içerisine koyun. Saçlarınız eskisinden daha parlak ve canlı görünür. Saç siyahlaştırma için ceviz yapraklarından bir çay yapın ve soğuduktan sonra saçınıza masaj yaparak uygulayın. Uyguladıktan sonra 15 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Bunu haftada birkaç kez uygulayın. Bitter çikolata. Bitter çikolata saf kakao'dan üretilir. Diğer sütlü çikolatalara göre daha fazla antioksidan içermektedir. Bakır içeren bir gıdadır. Bakır içeren gıdalar saçlardaki beyazlamayı durdurur. Bakırın, aynı zamanda saç pigmentasyonunda önemli bir yeri vardır. Zildi ve saçı renklendiren koyu pigment, melanindir. Melanin, bakırdan beslenir ve yeterince bakır alınmazsa, saçlar beyazlar. Bitter çikolatada, her besin gibi yeterli miktarda alınması gerekir. Miktarı iyi ayarlandığı zaman, faydasını gösterir. Tüketim miktarı, her bünyeye göre değişkenlik gösterir. Fakat, haftada 2-3 kez, yaklaşık olarak 30 ile 60 gram arasında tüketilmesi uygundur. Tatlı badem yağı Badem, saçların genç görünmesini sağlayan, E ve A vitamini içeren bir gıdadır. Bunun yanında, saç dökülmelerine karşı koruyucudur. Kırık saç tellerinin onarılmasını ve saçın daha canlı görünmesini sağlar. Bu sayede saç sağlıklı bir şekilde uzar ölü hücreleri temizleyerek, kepek sorunundan kurtulmanızı sağlar. Nemlendirici özelliği bulunur. Bu sayede, saç bakım yağı olarak da kullanılır. Duştan sonra, saçınıza bu yağdan küçük miktarlar alarak uygulamanız, saçınızı serbest radikallerden koruyacaktır. Duştan sonra, yarım saat saçınızda bekletin ve daha sonra durulayın. Şampuan ile yıkayın. Badem yağını günün her saatinde uygulayabilirsiniz. Avokado. Avokado mineral, yağlı asit ve E vitamini bakımından zengindir. Erken yaşlanmayla ortaya çıkan saçlardaki girileşmeyi önler. Avokado aynı zamanda saçın ihtiyaç duyduğu nemi karşılar. Cansız ve kuru saçların parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Avokado saç derisindeki kan dolaşımını hızlandıracaktır. Saçlarınız eski rengine kavuşacak ve saç rengini daima koruyacaktır. Avokado içini ezerek saçlarınıza ve saç derinize maske uygulayın. Bunu haftada birkaç defa yapmanız yeterlidir. Avokado yağı kullanacaksanız eğer doğrudan saça uygulayabilirsiniz. Banyo sonrası masaj yaparak saçınıza uygulayın. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.